Selcan Taşçı, 1 Temmuz 2022, Yeni Çağ Cenaze törenlerinde cep telefonu yasaklansın. Sanatçıların cenaze törenlerine şöhretten başka hiçbir şey olmayanların girişini yasaklayacak bir etik düzenleme yapmanın imkanı yok mu? Tamam yasak demeyelim, hak ve hürriyetçiliğimize gölge düşmesin, ölçü getirelim. Nasıl bir ölçü? Merhum merhumeye ayarlı bir ahlak ölçüsü. Merhum merhumeye ayarlı bir edep ölçüsü. Mesela tabutun içinde yatanın yaşıyor olsa asla razı gelmeyeceği, hoş karşılamayacağı, ayıplayacağı, kızacağı, hatta yapanı kızılcık sopasıyla kovalayacağı davranışlarda bulunanları dışarıda bırakacak bir ölçü. Dışlamak değil de anın maneviyatını korumak için küçük bir önlem almak sadece. Kiralık ağlayıcıları bile olan bir ülkede tuhaf bir talep değil herhalde. Orada bulunmayı hiçbir maddi değere tabiletmeyecek, etmeyecek, bunu aklından dahi geçirmeyecek olanlar katılsın sadece sanatçıların cenazelerine. Keza bütün aydınların da öyle. Derdi helalleşmek olan doğasını evrenin her yerinden yollayabilir. Sınır, mani, engel yok buna nihayetinde. Teşvik ev cep telefonlarına kapatalım mesela öyle günlerde. Girişlere mobil sensörler yerleştirelim. Fenomen görünce ötsün dıt dıt Mevzu orada olduğunu göstermekse kamera ordusu zaten bir bir görüntülüyor. Kim gelmiş, kim gelmemiş çetelesi tutuluyor. Tabutla selfie çek de görülür duyulur orada oldukları illa. Olur olmaza fetva veren hocalar, hocalarımız. Allah aşkına bir el atın şu duruma. Bunun nemenen bir pespayelik olduğunu anlatın insanlığa. İlkelilik müessesesinden nasibini almamışlar. Hiçbir toplumsal normu takmıyorlar. Belli mi olur parayla imanın kimde olduğu bilinmez derler ya, Allah'tan korkar da son verirler belki bu rezil ne başlık akımına. Her şeyden önce estetiktir sanatçının ham maddesi, güzelliktir değil mi? Nasıl böyle bir çirkinlikle muhatap edilir, Türk sanatının güzeller güzeli, aklıyla, duygusuyla, ruhuyla bu kadar güzelleştiren bir adamın son vedası, nasıl böyle bir çirkinlikle sabote edilir? Nasıl bu kadar incelikten yoksun? Bu kadar kaba, bu kadar saygısız, bu kadar utanmaz. Bu kadar terbiyesiz insan bir araya gelebilir. İçinden sanatın, sanatçının geçtiği bir ortamda. Pes ve de yazıklar olsun. Teşvikiye'deki tabutla fotoğraf çektirme yarışını cenazeyi izleyen herkes gördü. AKM'deki utanmazlığı da tam da böyle utanmazlar diyerek Cüneyt Arkın'ın da çok sevdiği gazeteci Alev Gürsoy Cim'in ifşa etti. Cenaze töreni değil, Instagram'dan canlı yayın yapmaya gelmişler. Cüneyt abi sizin gibi adamları sevmezdi. O gerçek halkı severdi. Sirk severleri değil. Kaldı ki ne orası bir sirk ne de Arkan'ın naaşı sirkteki maymun. Biraz edep yahu. Madem insan olamıyorsunuz, neden insana özgü görevleri yerine getirmeye soyunuyorsunuz? Soru yorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ideolojisini bilmeyen vali olabilir mi? olduğu ortaya çıkarsa bu göreve devam edebilir mi? Neden? Mücella yapıcı DC kızıymış da haberimiz yokmuş meğer. Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella yapıcı 2 aydır tutulduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi ile muhtelif hastaneler arasında gidip gelme usullerini ve muayenelerde gördüğü muameleyi anlattığı bir mektup yazdı. Adaletin herkese lazım olduğunu idrak konusunda anlamsız bir ayak direme halinde olduğumuzdan, bir kesimde infial yaratan mektup, bir kesimde görmezden gelindi. Mektubuna göre 71 yaşındaki yapıcı bütün hastanelere kelepçeyle götürülmekte kalmamış, götürüldüğü hastanelerde kelepçeyle göz muayenesi olmuş, kelepçeyle kalp muayenesi olmuş, kelepçeyle diş çektirmek zorunda kalmıştı. Kalp muayenesi sırasında soyunurken bile jandarma gözetimi altındaydı. Neden? Kaçar diye mi mesela? DC Universe kızı mı yapıcı? Kedi kadın falan mı? Yahut Trinity mi? Nikita mı? Düz duvara tırmanacak, tavanda koşacak, pencereden atlayacak, zeminde hoplayacak. Ellerini çözerseniz parmak uçlarından sarmaşıklar fışkırtacak. Jandarmaların elini ayağını bağlayacak. Hastane güvenliğini gözlerinden püskürttüğü ışınla yakacak da mı kaçacak? 71 yaşında, bilinen birçok sağlık sorunu da bulunan bir kadın söz konusu olan. Biraz vicdan. Kaldı ki yapıcı hakkındaki hüküm de kesinleşmedi. Gerçek bir hukuk dairesine denk gelirse hakkındaki kararın bozulması işten bile değil. Yeniden yargılanması pekala beraatle sonuçlanabilir. Kimse hiç mi utanmayacak o zaman şu yapılanlardan? Hukuk da, infaz da kimsenin kendini tatmin aracı değildir. Selcan Taşçı